Konuğumuz hazırmış Ali abi, Filiz Taçbaş. Alalım, sonra diğer konulara mı girelim? Evet, Bekletmeyelim istersen bekletmeyelim konuğumuzu. konu. Hem çiftçi Yok hem da oyuncu. onu da çaldırmayalım. Çalarlar onu, eve hırsız girer onu Evet. götürür. Aman elektrik kesilir. Belli mi, Allah korusun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Neredesiniz? Sağ olun. İzmir'de mi, Hoş geldiniz. İstanbul'da mı? Şu an İstanbul'dayım. Çekim var çünkü. Bekliyorum. Dün bir çekimim vardı. Bugün müsaitim. Boşum. Yarın Geçmiş tekrar olsun. herhalde. Ya Çok öncelikle teşekkür geçmiş olsun ederim. diyeyim. Sağ Sonra olun. Çok teşekkür ederim can Ali Bey. alıcı soruyu sorayım. Buyurun. Yani İzmir'in birçok ilçesine insanlar yerleşme planları yapar, yerleşir. İşte ne bileyim ya kimsenin aklına Ali Ağa gelmesin. Ya. Ali Ağa sonuçta bir santralin olduğu bir Sanayi petrolün bölgesi gibi değil mi? olduğu hava Evet, doğru kirliliğinde söylüyorsun. meşhur bir Evet, yer. Niye Ali Ağa'yı seçtin? Ali Ağa'da Şimdi organik tarım nasıl oluyor? şu Ali Ağa'nın içinde değil benim yerim zaten. Ali Ağa'nın dışında, yani Foça ile Ali Ağa arasında bir yer. Helvacı köyde. Üyecek diye geçiyor ama yani bir köyden uzakta bir yer aslında. Genelde tarlaların olduğu yerde. Orada betonarme ev hiç yok zaten. Genelde işte bağ evleri tarzında var. Ben de o şekilde bir ev yaptım oraya. Elektriğim dahi yok. Öyle diyeyim size. Elektriğin Aslında yok. evet, güneş panel koydum. O Oh. şekilde elektrik alıyordum. Peki nereden aklına geldi? Yani kuş uçmaz, kervan geçmez, elektriğin bile gidemediği yerde. Ama herkesin Çünkü aklında biraz hala hepimizin bir uzaklaşmak gidesi istedim. var. Evet, ben aslında herhalde biraz da uzaklaşmak istedim bazı şeylerden. Yani orada çiçeğe ve doğaya karşı bir ilgim olduğu için, hani denizi de çok seviyorum ama doğayı daha çok seviyorum. İşte kendi mahsulümü yetiştireyim, kendi ağaçlarımı dikeyim, çiçekler ekeyim, ne bileyim. Belki ileride hayvan alırım, yani bir kuzu, koyun alırım. O şekilde düşünüyorum. Tavuk almayı düşünüyorum mesela, kendi yumurtalarımı üretmek için. Bu tamamen ailem için aslında. Hani yoksa ben buradan alayım da bir ticari bir iş düşünmüyorum şu an için. Zaten çok küçük bir yer. Yani 1,5 dönüme yakın bir yer orası. Aslında hobi amaçlı başladım ama ilgim de var. Mesela şimdi ben traktör almayı düşünüyorum oraya. Kendim sürmek istiyorum. Meraklıyım. Zaten çapayı da kendim yapıyorum. Biraz yoruluyorum ama çünkü orada en büyük sorun aslında toprağı yenilemek. Yani orada bıraktığınız zaman, bakmadığınız zaman 15-20 gün orada otlar ürüyor çok fazla. Onları toplamak gerekiyor. O şekilde, yani oyalanıyorum aslında. Büyük keyif. Oraya bir tane su havuzu yaptım. Su havuzu da hani yüzme havuzu değil de, orada kuraklık olduğu zaman havuzu suyla doldurup açıyorum gerektiğinde. Çünkü biliyorsunuz uzun süredir bir kuraklık vardı. Biz aslında bu tarımcılar için çok kötüydü tabii ki. Nihayetinde yağmur yağdı. 2-3 gündür yağıyor. Çok mutluyuz yani. Ya Resmi biz olarak da tarımcılar için çiftçisiniz. derken 1,5 dönümde Çiftçi, evet, ne çiftçilik belgemi de aldım ilçe tarımdan. Yani bu böyle kolay tabii olmadı. Biraz koşturdum, git geller yaptım. nasıl Aldım. alıyorsun onu? Yani ne yetiştirdin? Önce bir yeriniz olması gerekiyor. Bir şey yetiştirmeniz gerekiyor tabii ki. Gelip inceleme yapıyorlar. Niye Yani yetiştirdin sen? Ben gördüm burada fotoğraflarda sadece çayır biçiyorsun, ot biçiyorsun. Evet, o yani. şimdi o tarafı göstermedik herhalde. Yani bahçenin bu tarafında zeytinler ve limonlar var. Orası, Tabii. bakın, meyve ağaçları var. Görüyor musunuz? Daha Mandalina da var küçükler. galiba. Evet. Hep bütün meyve ağaçları var. Var. Hepsini diktim. Karadutu 3 tane diktim. Karadutu çok sevdiğim için, şerbetini de çok sevdiğimiz için ailem de çok seviyor. Özellikle ondan 3 tane diktim. Diğerlerinden işte limon 6-7 tane var. Zeytin 25 tane kadar var. Trilye zeytin ektim özellikle. Onlar biliyorsunuz bodur oluyor. İşte ilaçlamaları yapıldı yeni. Bundan 20 gün önce budama yapıldı. Hepsinin bir zamanı var. Aynı zamanda öğreniyorum. İlçe tarım,
Yani Ala İlçe Tarım da bana bu konuda çok destek veriyor, sağ olsunlar. İşte benim bilmediğim birçok şey var. Hem öğretiyorlar, ben de meraklı olduğum için aslında arıyorum onları. İşte ben şu an ne Şimdi ilaçlama bu yapmaktayım. fotoğraf kalsın. Bu fotoğrafta bu komşunun tavuğu mu, horozu mu? Yoksa senin mi? Var Nerede? orada bir tane. Bir gerideki Yok tamam. fotoğrafta. Aa Nerede şey gördün yok. Ali abi ya? Ha şurada O gördüm. bir Arkada. dakika. O Gördüm. heykel gibi bir şey o. O Ayrıntıda şurada gizli diyor Ali duruyor. abi. Şu O evet, beyaz topraktan olan. yapılma bir şey. Evet. Yani Yani o kandil değil resim yani. hemen beyaz bir şey. Gerçek değil o. Hayır. O öyle Değil mi, süs işte. anladım. Şimdilik süs olarak aldım. Sonra gerçeğini inşallah. Bu pandeminin Vallahi etkisi var mı bu yani kararınızda benim bir hobi çiftçi bahçem var olmakta? Kartepe'de. Yani 2 metreye 1,5 metre diyelim. O kadar çok şey ekip dikiyorum ki orada, ama şunu Tabii. görüyorum. Yani 100 lira harcarsan 60-70 liralık bir mahsul alıyorsun. Ama ben doğal gübre kullanıyorum. Hiç böyle ilaç falan kullanmıyorum. Madem organik olacak. Biz Evet. zaten elektriğin olduğu yerde organik bir şey üretmek mümkün değil. İnorganik. Evet. İşte ise doğal. Ama sen buraya, ben bir defa bir organik tarım yapmaya kalktım. Bütün domatesleri, biberleri tarlada bıraktım. Çünkü astarı yüzünden pahalıya geliyordu. Toplayıp satmak zarar ediyordum. Dedim işte ise Doğru. şu ana kadarki zarar. Yani bu çiftçilik öyle şey sanayi Kolay bir haline şey değil. getirmesen para kazandıran bir şey değil. Sadece hobini Evet karşılıyorsun. çok. Evet, doğru. Sadece burada amaç aslında doğadan organik olarak beslenmek, kendi mahsulümüzü toplamak, yetiştirmek. Benim amacım bu aslında. Yani orada komşularım da tabii ki faydalanacak. Sevdiğim insanlara verebilirim. O şekilde. Yani yoksa ben ticari olarak keşke öyle gücüm olsa, şey anlamında gücüm olsa, fiziki anlamda. Çünkü bu kolay bir şey değil. Ben o küçücük yerde bile ne kadar zor olduğunu anladım. Bunun için bayağı bir ekipman gerekiyor. Yani çiftçilik yapmak için. Ama ileride mesela 3-4 sene sonra belki tamamen, şimdi dizi olayı olduğu için tabii ki bu biraz şey oluyor, gitgeller fazlalaştı. O Evet. yüzden zor oluyor aslında. Ya ona tamamen zaman ayırmak lazım ya da hobi olarak bırakmak lazım diye düşünüyorum. Peki Peki bu pandeminin etkisi hırsızlık oldu soğutmadı mu? mı senin? Yeni güvenlik Pardon, tedbirleri, duramadım. kameralar Bir dakika, falan Seher yerleştirmiş. Bir Hanım. Ali, şey Ali Bey, bir soracağım saniye. sana bak. Seher Hanım deminden beri bir soru sormak istiyor. Giriyorum, Pandemiyle giriyorum. ilgili ona cevap verin. Etkiliyor Efendim? mu bu çiftçi olmanızda pandeminin etkisi oldu mu? Ya artık her şeyi bırakıp gidip bir yere yerleşeyim gibi. Şimdi ben zaten orada doğada yaşıyorum, Foça'da yaşıyorum. Yani benim orada evim var, yazlığım. Annem ve pandemi olayı olunca, bu korona olayı, ben hemen İstanbul'daydım. İzmir'e gidip annemi ve kızımı alıp yazlığa götürdüm. Çünkü orası insanlar yok. Hele kışın çok insan görmüyorsunuz orada, bir koyda yaşıyorum. Bu bahçe de oraya yakın aslında aldığım yer. Yani oradan gidiyorum. Annem çok seviyor. Bir de orada doğada yetişen otlar var. İşte turp otu, hardal otu, radika. Hani bunlar İzmirliler bilir, Egeliler. Bunları topluyoruz. Biz salatasını yapıyoruz, yemeğini yapıyoruz. Yani doğada ne çıkıyorsa aslında onun bir yemeği, bir turşusu, bir şey oluyor mutlaka. O şekilde bu keyifle yapıyoruz annem de. Pandeminin tabii ki şöyle etkisi oldu. Biz oraya daha çok odaklandık. Yani çünkü sakin ya orası. Kalabalıktan Evet. kaçtık. Biz Karşıyaka'da yaşıyorduk. Yani annemin evi de oradaydı. Hala bir senedir evi boş duruyor. Çünkü gidemiyoruz yani, kalabalık orası. O yüzden şu an orada kalmayı tercih ediyoruz ailece. Öyle yani. Ali abi de Kartepe'ye kaçıyor. Korkarım o da yerleşecek oraya. O Ali yüzden Bey, ben sorayım. özür dilerim. Ali Bey'i çok eski tanıyorum aslında. Çok 25 sene oluyor herhalde, değil mi Ali Bey? Evet. 25 Ali Bey, orada sene. mısınız? Evet, buradayım. 25. 20-25 5 sene. bu Antalya Film Festivali'nde tanışmıştık. Çok sevdiğim, saydığım birisi gerçekten. Buyurun, sizi dinliyorum şimdi Ali Bey. Vallahi ne soracağımı unuttum. Kartepe Ama diyordunuz. şunu söyledim. Bu aküllerinizin, eşyalarınızın çalınması
Hırsızın Evet. girmesi sizi soğuttu mu? Genelde Bana kadınlarda böyle bir evet. soğukluk oluyor. Eve hırsız girince ben bu eve bir Bravo. daha girmem, yaşamam gibi. Evet. Yani orada böyle Güzel çok tespit. sık oluyor mu hırsızlık? Çok oluyor. Şimdi ben orada her an bekliyordum. Zaten orası ıssız bir yer olduğu için elektrik de yok. Yani kendi imkanlarımızda işte güneş panelim vardı. Onu da çaldılar ekipmanlarını. Çok üzüldüm. Çünkü yan komşuya girmiş, diğer komşuya girmiş. Yani ben diyorum ki bu hırsızlar nasıl rahat? Böyle meslek edinmişler. Jandarmaya diyorum. Siz bunları nasıl yani Filiz Hanım biz bunları yakalıyoruz diyor. Yani bir şekilde yakalıyoruz yani. Yine Bir yerde yapıyorlar. mutlaka yakalanıyorlar. Ama bu insanlar diyor 3 gün sonra hakim diyor serbest bırakıyor. Nasıl yani dedim. O zaman ne güzel bir şey. Gelsin ben kazanayım, didineyim. Adam elini kolunu sallayarak bu çok şerefsizlik geliyor bana. Yani ne bileyim birisine yazık o masum insan orada tarlası, çiftçisi gelip kazmasını, küreğini ne bileyim orada ocağını, fırınını alıp çalıyor. Bu çok aslında acı bir şey ve hiç kimse bir şey yapamıyor. Orada bir sürü insanın hırsızlık oldu. Ben biliyorum. Sıra bana da gelecek diyordum hatta. Ve kapımı gayet güzel kırmışlar. Oradaki ekipmanları almışlar. Yani bu tamam Allah sağlık versin ama orada çiftçiler var. Zaten 3 kuruş kazanıyorlar adamlar. Orada insanlar günah değil mi? Niye hakim bunu serbest bırakıyor? Kendi Değil mi? evine hırsız girse bırakacak mı onu? Bırakmayacak. O zaman herkese eşit davranılacak. Şimdi ben dedim ya ne olur bulun bu hırsızları. Çünkü ben burada bir çiftçilik gerçekten hobi olarak ve çok istekliyim bu konuda. İnsanlar da bırakın istekli olsun. Yani hırsızlar gelecek eyvah acaba yarın da benimkini mi çalacaklar? Yan komşum aradı diğer taraftan. İşte bu hırsızlık olayını duymuş Filizciğim geçmiş olsun. Şimdi ben ne yapayım? Benimkine de girecek o zaman. Yan tarafta bir evi var konteyneri. Yani zaten konteyner tarzı evler var orada. Ben dedi ne yapayım şimdi bekleyeyim mi acaba dedi. Vallahi dedim herhalde yapacak başka bir şeyiniz yok dedim. Yani bekleyeceksiniz. Durum bu. Hal bu. Ben inşallah diliyorum Emniyet Müdürlüğü yani ala jandarma dilerim bir şey yapar ve bu hırsızlara izin vermez bundan sonra. Yazık değil mi ya? İnsanların emrine Şimdi yazık yani. sevgili Filiz, bu ülkede biliyorsun hırsızlık çalmak suç değil. Evet, değil. Biliyorum Yani onu. Onu biliyor. Yani herkes biliyor zaten. Kimse bir maalesef şey söylemiyor. yani hapiste uzun süre yatmasına sebep olacak bir cezayı gerektirmiyor. O nedenle bu hırsızlıkta yakalananların bakıyorsun işte 28 sabıka kaydı çıkıyor, 30 sabıka kaydı. Vatandaş sonuçta ben ne çaldım, ne kadar ganimet elde ettim? Varsay ki 100 bin liralık, 50 bin liralık. Kaç ay yatacağım? 3 ay yatacağım. Oh ne güzel, 3 ayda 100 bin lira kazanmış oluyorum. Yani onu o aldığını ödemeye mahkum etmiyor Evet kanun. işte aslında sorun burada. Mahkum etmiyor. Ben de olayın çok içeriğini bilmiyorum. Soruyorum oradaki görevlilere. Peki diyorum bu hırsızları diyorum alıyorsunuz. 3 gün, 4 gün. Niye buna bir yaptırım? Yani o zaman bir temizlik işçiliği ver. Ne bileyim bir ceza uygula. Yani yanlış anlaşılmasın. O bir ceza olarak görmez. Hani en Evet. azından ona bir iş yaptırılsın. Evet, bir Öyle kamu değil mi? hizmetine Bir mecbur ceza edersin onu. Kamu Evet, hizmetine bu mecbur et. caydırıcılık aslında. Kamuyu çalsın. Vallahi, Yani şimdi ben orada elmayı şeye benziyor. Kamuyu çalsın be. çalıyorum. Buyurun Yani aslında işte. kapıyı açayım aslında siz ne almak istiyorsanız alın. Beni de uğraştırmayın, kapımı kırmayın en azından derim. Değil Evet. mi? Doğru. Ya Yani elma biz armut çalan da bakın bir tutmuyorum. Yani onun hırsızlık olduğunu düşünmüyorum. Ama gerçekten insanlara zarar verecek derecede parasını, turasını, eşyasını çalanlara son derece karşıyım. Yani bunlara bir ceza, bir şey yapılması lazım. Bu hakimler de birazcık lütfen elini vicdanına koysun yani. ya hırsızlık değil Savcılar, ticaret olmuş hakimler. neredeyse. Yani Evet. bu İş konuda meslek oldu. birkaç hakimle konuştum. Hakimlerin olayları biraz cezaevlerini doldurmama gözüyle de değerlendirdiği oluyor. Yani kendi başlarına gelse nasıl yaparlar? Benim eve hırsız girdi, cep telefonumu aldı. Ben parasını şeyden aldım, sigortadan aldım. Sigorta bunu peşine düştü, adamı yakalattı. IP numarasından şuradan buradan peşin düştü. Sigorta adamı yakalattı. Davacı oldu. Ben de
Müşteki olarak mahkemeye gittim. Bir defa gitmedim, ikinciye mecbur gittim. Yani polis zoruyla gittim. Şimdi hırsız öyle bir yalan konuşuyor ki Kartal'da yürüyormuş, birisi cep telefonunu cebine koymuş. Nereden geldiğini bilmiyormuş falan. Ben itiraz ettim. Hakim de bana hakim, yiyor yani. Hakim, evet. Hakim bana dedi ki, hakim bana dedi ki, sen niye dedi konuşuyorsun dedi. Sen paranı aldın. Dedim hakim bey, yani tamam ben paramı aldım da bir hırsızlığa göz göre göre bir hırsızlığa göz yumuyoruz. Atarım evet. Senin içeri dedi. Zaten atmamanız kabahat der, dedim. Der. Allah Allah, atmamanız maalesef kabahat dedim. Avukat bana dedi ki Ali Bey, hakimlerin böyle bir yetkisi var. Dedim hakimlerin böyle bir yetkisi varsa hırsızlar da bunu sonuna kadar suistimal eder. Evet. Anında beraat kararı verdi. Biz o zaman bana niye çet geliyor polis zoruyla mahkemeye gitmek durumunda kalıyorum? Vakit niye kaybı. O zaman? Niye? Çağırmayın o zaman, zaten savacaksınız. Evet. Niye insanları meşgul evet, şimdi sen davacı oldun. Siz kararınızı zaten veriyorsunuz. Eninde sonunda bu hırsızlar yakalanacaklar. Senin evine de girdiğini itiraf edecekler. Sen müşteki olarak çağrılacaksın, şikayetçi olacaksın. Ondan sonra duruşma, onlar tutuksuz yargılanacaklar. Mahkemeye efendim, bile gelmişler. Efendim kravat takıyorlar ya, takım elbise giyiyorlar ya, iyi halden salıveriliyorlar. Maalesef. Evet. Her maalesef kravat takan adam olsa yani. Bizim eve de girdi bir insanım. Bizim eve de girmişti yıllar önce. Başucumdan laptopu, telefonlarımı, her şeyimi, çantam dahil aldık. Eve geldi polis, dedi ki bulunur mu? Hiç beklemeyin, bulunmaz dedi. Polisin söylediği buydu. Ya nereden, kimden bekleyeceğiz bilmiyorum. Beklemeyin dedi. Bulunsa da onlar çıkacak dedi. Ya artık bu alışkanlık ve polisler... Evet. Her şeyim gitmiş. Ben yalvardım. Benim öyle alabim, sigortam da yoktu. Ben resmen dedim ne olur lütfen sizden rica ederim, yakalayın bunları. Onlar da öyle bana bakıyor. Filiz Hanım hani biz yakalıyoruz hani elinde sonunda ama sonuçta gene çıkıyorlar. Ya çıkmayın o zaman, beni çağırın dedim. Ben kendimi savunayım dedim. Beni çağırın, avukata da gerek yok. Ben geleyim. Ne münasebet. Benim gelecek malımı çalacak, gasp edecek. Elini kolunu sallayarak çıkacak. Yok öyle bir şey. Hakime de söylerim herkes... bunu yani. Olur ya, böyle olur şey canım. Şimdi bugün ele alacağız. Mecidiyeköy'de, Şişli'de iki kızın evine giriyor bir eski erkek. Sevgili. Evet. Sevgilisi ayrılmak istiyor onun, onu ayrılmak istemiyor. Dakikalarca dövüyor, yerlerde süründürüyor. Şikayetçi oluyorlar, kamera görüntüleri var. Çıkıyor. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. İtiraz evet ediyorlar, tekrar ifadesi alınıyor. Şimdi kız diyor ki, ben yani bu ölüm korkusuyla nasıl yaşayacağım? Yani evet, sen hırsızlıktan bahsediyorsun... maldan, öteki tarafta canın güvencesi yok bu ülkede. Yani darp etmiş, evine girmiş. Haneye tecavüz var. Yaşamak istiyorum bazen. Haneye tecavüz var. Haneye tecavüz var. Darp var. Tehdit var. Bir tipik Halil Sezai vakası var. Ama tutuklama yok. Yani şimdi... Halil Sezai'ye uygulanan tutuklama kararı burada uygulanmıyor. Niye? Kız genç olduğu için mi? Yani onun için bu ülkede en büyük sorunlardan biri zaten var, adalet. Üzgün yaşamak anormal olmuş şimdi. Yani ya sizin yaşamak... Çukur'da bir ekip yok mu? Gönder onları. Gitsin Ala'ya o çukuru bitirimlere hesap sorsun. Valla söylüyorlar yanlış zaten. Söylüyorlar. Evet, size yanlış olmaz diye. Çağıracağım, ekibi göndereceğim. Arka yok sokaklarda öyle oynarken de bu tip olaylarla kesmek çok karşılaşıyoruz. Bak evet, eşkıyada yani... da bizde her türlü adam kesip doğruyordular. İki gün geldi o bilmesi bir şey bu. Deniz Hanım doğru. Siz bir ara arka sokaklarda oynadınız, şimdi çukura girdiniz. Öyle evet, iki taraf ters köşe oldu galiba yani, biraz. Hareketlerim falan değişmeye başladı. Sonunda en kendi çok... hakkımı kendim arayacağım. Evet. Kendim arayacağım. Durum o yani. En çok izlenen dizi Çukur. Hayırlı uğurlu olsun tekrar.
Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok naziksiniz. Acayip. Yani kusura hemen bakmayın, biraz ötesinde böyle kemik bir... heyecanlandım anlatırken. Çok böyle etkisinde kaldım herhalde. Kusura bakmayın. Çok iyi ifade ediyorsunuz kendinizi, olur mu? Yaşayan bilir Ali abi, de ben de yaşadığım için ben bir gün kendime gelemedim. Ben evdeyken, annem evdeyken içeri giriyor, talan ediyor. Hiç ruhumuz duymuyor, bir şey mi sıkıyor bilmiyoruz. Ve polis geldiğinde de hiçbir şey yapamazsınız diyor. O zaman ben niye düzgün yaşıyorum? Niye kurallara Ya uyuyorum? size bir şey Herkes yapsa, ya herkesin size evine bir şey. girsin. Evet. Bilmiyoruz, Allah Hırsızlık korusun değil, yani. ya sizin Bilemiyorsun. evladınıza ya da Evet. size zarar Evet. verse. Evet. Hay, orada bir şey yapsanız o da suçmuş. Yani Evet. öyle duydum. Yok, yatak Değil odasında, mi? yok işte o salonda, farklı farklı onların da suç şeyleri Ay bak, var. Ne hiç yapacağımızı düşünmem. bilmiyoruz. Nerede görsem deviririm yani. Hiç düşünmem. Evime girecek, ben öyle kalacağım. Hayır efendim, direkt Evet. dalarım yani. Kusura O bakmasın. zaman sorguluyoruz, biz niye Evet. normal ve düzgün yaşıyoruz diyor. Yani Herkes birbirinin evine girsin. demek ki şey Herkes doğruymuş kendini yani, bu koruyacak. çukurda Valla. oynayanlar çukur dizisi toplumu Gözü kötü etkiliyor. kararıyor. Bak, oynayanı bile etki. Ama haklı, ne yapsın şimdi yani? Hiç etkisi yok. Tam tersi, orada tam bir hanımefendi gibi oynuyorum. Oradaki rolle buradaki farklı. Dizilerle hiç alakası yok. İnanın Yok şaka tabii. bir tarafa. Bu gerçekte böyle. Yani ben daha Doğru. önce mahkemelik oldum. Kızımla ilgili bazı işte olaylar yaşadım. Çok etkilendim. Şimdi ister istemez gardımı almak zorundayım. Böyle. Yani bizim başımızda babamız yok ki. Yani. Öyle. Doğru. Allah yardım Evet, etsin. hakkınızı Allah'a kalıyor işimiz. Evet. savunacaksınız. Yani başına vurup ağzındaki ekmeği al olmayacak yani. Herkes ekmeğini savunacak, hakkını savunacak. Savunmalı. Yani Doğru. namuslular da namussuzluğa kadar sesini çıkarmalı. Çıkarmazsa bu ülke namussuzların eline geçiyor maalesef. İyi, Çok iyi ki teşekkürler. teşekkür Geçmiş olsun. ediyoruz Filiz Hanım. Geçmiş Filiz olsun. Hanım. Selim'e çok selam. Evet. Sağ olun. Yani Evet. evet, yayını terk etti. Yani terk etti haklı Biz de olarak. yayını terk ettim. Evet. Ama şöyle de var. İyi ki sosyal medyaya kızıyoruz bazen, her şey orada diye, ama iyi ki de sosyal medya var Ali abi. Önceden sesimizi Ali'ciğim. duyuramıyorduk. İşte Tuğba Erçakar geri geldi Filiz Hanım. Ben Ne oldu, ağladın? sakın Ali Bey yanlış anlamayın, terk etmedim. Sadece Ay yok duygulandım. yok. Ya dalga geçtim ya. Çok Yok yok, takıldık teşekkürler. size. Teşekkür ederiz. Öpüyorum Takıldık. çok sizi. Vardır Gelmiş ya, geldi. iki Gününüz kişi güzel yayını terk geçsin. ettiriyorlar. Alın bunu yayından falan. Ay, Etkin gelmiş geldi. yapıyorlar Hiç böyle bir Instagram'da. terbiyesizlik Neydi o yapmam. çocukların Kusura ismi ya? bakmayın. Evet. Şunu Artık söylüyorum. Görüşmek sağlayanlar üzere. biri daha. Çok teşekkürler. Yüreğine Hoşça sağlık. kalın. Geçmiş Sağ olun. olsun. Başarılar diliyoruz. Bayılıyordum. Bak Ben da çukura fazla kendini kaptırma. ne Evet. güzel gözleri vardı. Onu söyleyecektim ama o arada heyecan tabii, üzgün de. Arkasından da söyleyeyim. Gözlüğü arkasından İyi bir şey konuşalım. söylüyorsun. Gözlüğü çıkarmadığı zaman iri iri gözleri, bayılırdım ben Filiz. Ben hala da aynı güzelliğini koruyor. Gözlüğünün altından bile o iri iri gözleri yine ekrana yansıyor. Çok geçmiş olsun. Çok da sevdiğim değerli bir oyuncu.